karantina atlası. Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü. Merhabalar. Bugün karantina atlasında Floransa'dayız, İtalya'da. Pandemi konuşulduğu vakit en çok üzerine konuşulan ülkelerden bir tanesi de İtalya'ydı ve İtalya'da Floransa'da karşımızda oyuncu Serra Yılmaz var. Serra merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsın? İyi misin orada? İyiyim vallahi, iyiyim. Gayet iyiyim. Yani işsizlik dışında bir şikayetim yok biliyorsun. Yani sağlıklı olmak şu sıralarda çok büyük bir lüks. Tabii bizim için çok, yani bizim derken ben ikinci senesi Don Quixote'da oynuyordum. Hmm. Alessio Boni diye İtalya'nın sevilen, tanınan bir oyuncusuyla. Ve de çok beni mutlu eden bir oyun ve roldü. Yani Sancho Panza'yı o kadar büyük bir keyifle oynuyordum ki aslında hiç bitmesin duygusu içinde her akşam büyük keyifle sahneye çıkıyorum. Bir de tabii çok güzel karşılığını alıyoruz. Çünkü her yerde sold out oynadık bugüne kadar. Çok büyük başarı elde etti. İtalya'da bu pandemi algısı zannediyorum biraz geç anlaşılabildi. Bu pandeminin riskleriyle ilgili o belediye başkanlarının falan, hani insanların koşuya çıktığı zaman isyanlarını hatırlıyoruz ya hepimiz, bu internetten, Twitter'dan yargılar. Ama bütün dünyada biraz öyle olduğunu zannediyorum. Çünkü bütün dünyada hiç kimse başlangıçta bu pandemiyi bu kadar ciddiye almadı. Anladım. Bak şimdi ben 23 gecesi döndüm. Ayın 1 Mart falan o hafta sonu, yani hemen 23'ünü izleyen hafta sonu benim arkadaşlarım geldi bana misafir. Buni diye bir şehirden, Liguria'nın Toskana ile sınırında çok güzel tarihi bir küçük şehirdir. Onlar bana geldiler kalmaya. İşte biz lokantalara gittik, eş dost gördük, gezdik ve pazar günü, yani demek ki ayın tam biri işte 1 Mart günü, Sant'Ambrogio pazarına gidiyoruz. Bir cerrah arkadaşıma rastladım yolda. Aa, sarıldık, öpüştük, nasılsın, iyi misin falan filan. Ya dedi, boş ver dedi, palavra dedi, abartıyorlar dedi. Yani kendi doktor, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani... Evet. Doktorlar tarafından da algılanması öyleydi. Bunu ayın birinde söyledi bana. Ayın yedisi akşamı çok yakın bir arkadaşımda yemekteydim. İşte daha kısıtlı gezeceğiz falan filan, bir takım kısıtlamalar geliyor haberi çıktı o gece. 9'unda da sokağa çıkma yasağı geldi. Evet. Evet. Yani bu bizim için de böyle oldu biraz. Bizde mesela 10 Mart akşamı, ki henüz Türkiye'de vaka sanıyorum sadece bir taneydi ya da o günlerde ilk vaka açıklandı. Biz de bir akşam dışarıya bir arkadaşımızın doğum gününü kutlamak için çıktık, bir restoranda oturduk falan, ama ayın 12'sinden itibaren gerçekten burada bir gerilim, o pandeminin burada da etkili olabileceği izlenimi yayıldı ve o andan itibaren de aslında tedbirleri bayağı sıkı aldığımızı düşünüyorum, en azından bireysel olarak ya da... Tabii. Yani düşün ki 23'ü geldim, demek ki biz bir 15 gün boyunca her tarafa gittik. Sinemaya gittik, lokantaya gittik, eş dost gördük, sarıldık, öpüştük. Yani hiçbir şekilde önlem almadık. Almamız gerektiğini idrak etmedik. Bir de çok birbirine zıt çok haber çıktı. Öyledir, değildir, abartıyorlar, yok işte ilaç lobisi, trustler, bilmem neler derken ayın 9'undan itibaren, 9 Mart'tan itibaren işte evden çıkarken işte bu auto certificazione, yani kendi kendine bir belge dolduruyorsun, şu adreste oturuyorum, şuraya gidiyorum diyerekten. Ben o belgeyi her çıkışımda doldurdum. Fakat tek bir defa kontrol oldu. O da ben bu arada bir Roma'ya gitmek zorunda kaldım. Büyükelçiliğe bir vekaletname vermek için.
Onun dışında hiçbir zaman kontrol eden olmadı sokakta. Roma'ya gittin, trenle mi gittin? Trenle gittim ama yani gittiğimde Mart'ın daha başıydı. Yani çok şey olmamıştı herhalde, işte ayın 15'i falandı. Trenler çok azalmıştı. Yani sabah bir 11.55 treni vardı. Hızlı tren çok azalmıştı. Günde 2-3 tane kalmıştı. O trenle gittim. Yürüyerek Büyükelçiliğe gittim. Yani istasyonda bir sertifika bıraktım. Gelince bir sertifika doldurdum. Dönerken aynı şekilde. Çok rahat bir şekilde gidip geldim. Zaten trenlerde çok mesafeli oturuluyor. Bir de trenlerdeki temizliğe çok dikkat ediyorlar. Zaten İtalya'nın bölgesel trenleri dışında hızlı trenlerde hep temizlik görevlileri vardır. Sürekli tuvaletleri, ortak mekanları kontrol eden, atılan çöp mesela, insanları biliyorsun işte. Evet, ortaya çöp atıyorlar falan filan, onları toplayan. Onlar artık sürekli işte şeyleri, tokmakları, trendeki kapı tokmaklarını, trendeki masa var ya ortada, dörtlü oturulan koltuklar var. Onları sürekli olarak işte şey, hijyenize ediyorlardı antiseptik maddelerle. Çok rahat gidip geldim açıkçası. Kimsecikler yoktu dolayısıyla. Yürüyerek gittim. Bizim Roma'da nasıldı peki vaziyet? Sen oraya vardın. Yani ben istasyona vardığımda istasyondan çıktım. Bizim Büyükelçilik işte 15 dakika mesafede, 1 kilometre falan uzaklıkta. Rahat rahat yürüyerek gittim. Tek tük insanlar, köpeğini gezdirenler, herkes maskeliydi. Genelde evde yeterince olamamaktan şikayetçi insanlarız. Şimdi düşünebiliyor musun? Ben işte başladım Aralık ayında. Nisan'ın 5'ine kadar işte 36-37 şehre gidip bilmem 90 küsur oyun oynayacaktım. Dolayısıyla hep ev özlemi içinde geçiyor. Evet. Ben evde oturmaktan o anlamda şikayetçi değilim. Yeter ki jimnastiğimi yapayım, belimi sağlıklı tutmak açısından. Ayın 11'inde bir gevşeme oldu bu kurallarda. Artık daha uzağına da gidebiliyoruz evimizin. Dolayısıyla ben hemen hemen her gün yürüyorum mesela. Dün jimnastik dersimi yaptım. Sonra akşamleyin bayağı bir 2 küsur kilometre nehrin kenarına kadar, Arno Nehri'ne kadar gittim, geri geldim falan. Yani yürümeye gayret ediyorum artık izin olduğuna göre, herhangi bir kuralı bozmaksızın. Şimdi ikinci döneme geçtik, ikinci aşamaya geçtik. Normalleşme aşaması dediğimiz aşama mıdır bu? Evet, ikinci aşama. Bu ikinci aşamanın bir adım daha, yani basamaklı olarak diyelim ki ikinci adımında normalde arkadaş, çünkü şu ana kadar aileyle görüşmek izni vardı. Aile, hayat arkadaşı, tabii bu konuda çok dalga geçti İtalyanlar, işte hayat arkadaşı kim? İşte başbakan dedi ki devamlılığı olan bir sevgi bağı. Tabii bu konuda çok dalga geçtik işte mesela, evet. Benim burada çok yakın bir dostum var, Fausto, neredeyse 20 yıldır tanışıyoruz, ediyoruz ki bizim sevgi bağımız devamlılığı olan bir sevgi bağı. Yani, o zaman seni görebilirim istediğim zaman. Kesinlikle, çünkü herhangi bir şey belirtmedi yani, cinsel beraberlik falan demedi onun için. Benim dostlarım da benim sürekliliği olan, hatta en sürekli sevgi bağlarım diyebilirim yani. O konuda epey bir dalga geçildi tabii ki İtalyanları, tahmin edebileceğin üzere. Şimdi normalde ayın 18'inden itibaren bizim bulunduğumuz şehir sınırlarını aşmamak kaydıyla eşini dostunu görmeye gidip onlarla akşam öğlen yemek yiyebileceksin falan filan. Restoranlar, barlar vesaire açık mı Serra? Yoksa yine böyle, evlerde, barlar, teraslarda, bahçelerde mi? Restoranlar ve barlar kapalı. Aslında açıklar. Fakat eve götürmek üzere. Paket servis yapıyorlar. Onu yapıyorlar. Yani restorana gidip kahve ya da bara gidip kahve isteyebiliyorsun. Ya da bir bira isteyebiliyorsun, bir bardak şarap. Onu sana karton bardak veriyor. Sen onu dışarıda içmekle yükümlüsün. İçeriye girip oturma imkanın yok.
Hı-hı. Aynı şekilde lokantalarda eve teslim yemek yapıyorlar. Hı-hı. Pazarlar açık ama pazarlarda da mesafeyi koruman gerekiyor. Hı-hı. Yani kapalı, burada mahalle pazarlarında kapalı pazarlar vardır. Eski tip, hani demir yapılı. Hı-hı. Oraya da mesela içerisi kalabalıksa bekliyorsun kapıda girmeden. Dışarıda bekletip içeriye, evet, sırayla. Kalabalık olmasın diye. Ben girdim mesela geçen gün Sant'Ambrogio pazarına. Hı-hı. Çok sakindi, onun için çok rahat yapabildim alışverişimi. Şimdi tabii burada özellikle sanat konusunda ciddi bir ayaklanma var. Hı-hı. Çünkü uzun bir süre hiç sanat konusunda konuşmadılar. Sonra bizler tepki verince, hı-hı, şöyle yapacağız. Tiyatroların ve sinemaların ne zaman nasıl açılacağı daha henüz bir kesinlik kazanmadı. Bir varsayım, 3 kişilik koltuğa tek kişi oturacak. Yani aralıklı, hı-hı, olacak mesafeli. Evet. Tabii o zaman bu ne demek? Tabii ki prodüksiyon açısından sıkıntı demek. Çünkü evet, 900 kişilik tiyatroya demek ki 300 kişi girecek. Bilet fiyatları artacak demek bu da. Bilet fiyatlarını bu ekonomik krizde arttırmak mümkün olmayacak. Muhtemelen, hı-hı, bizim aldığımız ücretler azalacak. Doğru. Görünen o ki. Bakalım ne olacak yani, ben merak içinde bunu bekliyorum yani. Bir de tabii Serra, şöyle bir durum var. Bu durum ne kadar sürecek ya? Hadi diyelim başladı, aynen, ve iki ay böyle gitti. Yani sonra... şimdi mesela bana soruyorlar, iyi misin? Çok iyiyim diyorum, çok şükür. Ama tek bir kaygım var, işim. Hı-hı. Çünkü ben çalışmadan daha ne kadar dayanabilirim ekonomik açıdan? Hükümet şöyle bir bildiri yaptı. Dedi ki kiracılar kiralarını ev sahipleriyle yeniden pazarlık edebilirler. Dolayısıyla mesela benim çevremde şu anda kira veremeyen bir sürü arkadaşım var. Mesela turist rehberi olan arkadaşım var. Geliri tamamen durdu. Ne zaman başlayacağı belli değil. Bizden daha kötü durumda çünkü. Hadi tiyatroda 3 koltuğa tek seyirci koyarak oynamaya, doğru, başlayabiliriz ama turist ne zaman gelecek? Hı-hı. Yani ben de kendi arkadaşımla konuştum. Dedim, hı-hı, ki kirayı düşürebilir miyim? O da dedi ki yani bizim hiçbir güven sorunumuz yok seninle. Zaten arkadaşız. En iyisini yapacağından eminiz dedi. Onun için ben de kiramı eksik ödüyorum. Evet. Tabii insanlar özellikle günlük çalışarak kazanan ve bununla hayatını geçindirmek durumunda olan insanlar için çok ciddi bir sıkıntı. Serra, bir de ben şeylere baktım. Vaka sayılarına, işte ölüm sayılarına. 14 Mayıs itibariyle vaka sayısı 223.096 örneğin. Ölümler 31.368. Yani oranlar İtalya'da hep yüksek seyretti ve bunu aslında galiba o başlangıçtaki çok durumu, pandemiyi önemsememe haline bağlayabiliriz gibi anlıyorum ben bu rakamlardan. Ona bağlayabiliriz. Bir de İtalyan nüfusunda çok yaşlı oranı yüksek. Yani bu hastalık biliyorsun yaşlıları daha çok vuruyor. Dolayısıyla nüfustaki yaşlı oranının yüksek olması da bence etkileyici. Etkili, evet. Öyle düşünüyorum ama başlangıçta bütün bunları idrak etmemekten de kaynaklanıyor. Şimdi ayın 11'inden beri belirli bir koşulla daha fazla sokağa çıkabiliyoruz ya. Mesela ben evvelsi gün çıktım ve de Duomo Meydanı'na yürüdüm. Ve orada bir iki alışveriş yaptım. Yani tabii ki turistler yok. Turistlerin olmaması Floransa gibi bir şehirde, evet, çok şaşırtıcı. Çünkü hep o hengame, biz mesela Floransa'da oturan insanlar genelde hep o hengamenin dışında güzergahlar seçerek bir yerden bir yere gidiyoruz. O kalabalığa maruz, evet, kalmamak için. Şu anda o kalabalık yok. Ama evet, şehirde hayat normal seyrediyor görünümünde. Bir tek maskeli herkes. Peki müzeler falan açık mı? Yani Davut şöyle da sosyal söyleyeyim, mesafede mi kaldı, onu merak ettim. Şimdi ulusal müzeler açık. Mesela Uffizi açık. Ama Floransa şehrine ait olan müzeler kapalı. Evvelsi gün Floransa Belediye Başkanı Floransa'daki
müzeleri açamayacağını, çünkü belediyenin iflas ettiğini açıkladı. Aa, bu çok ilginç. Hatta ışıklandırmada da kısıntıya gidebileceklerini bildirdi. Çünkü Floransa Belediyesi turizmden çok büyük bir kazanç elde ediyor. Çünkü İtalya'da bir oturma vergisi var. Yani sen turist olarak geldin Floransa'ya, otelde kalıyorsun. Hangi şehirde olduğuna göre mesela senden 1 euro ya da 2 ya da 3 ya da 4 euro o şehirde kalma vergisi alıyor gece başına. Bu milyarlarca euro demek Floransa gibi bir şehir için. Doğru. Bütün bu gelirlerden yoksun kaldığından Floransa Belediyesi'ne ait müzeleri Floransa Belediyesi şu anda açamayacağını ilan etti. Bu da tabii bir hoşnutsuzluk yarattı. Çünkü belediyenin de bir kara gün akçesinin olması gerektiği düşünülüyor. Doğru. Fakat hijyenle ilgili servisleri, hizmetleri çok iyi yürütüyorlar. Yani sokakların temizliği, çöplerin alınması, sokakların yıkanması, bu hizmetler sürüyor. Bu arada bir konuya dikkatini çekeceğim. O da şu, bunu da özellikle biliyorum. Çünkü bu serviste çalışıyor benim İtalyan ailemin torunlarından biri, hatta ailenin ilk torunludur Veronica. Şöyle ki, hasta olan, kontamine olan insanların çöpünü ayrı bir biçimde topladılar. Kuyruk oluyor marketlerin önünde. Kuyruk tabii mesafeli olduğundan, ister istemez birer bir buçuk metre aralıklı olduğundan çok uzun oluyor. Doğru. Fakat 65 yaş ve üstüne ayrıcalıklı bir kuyruk var. Bir de ayrıcalıklar, mesela doktorsan, hemşireysen beklemeden girmene seni sokmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki gibi şöyle bir kısıtlama yok ama anladığım kadarıyla, değil mi? Ya 65 yaş ve üzerindeki insanlar da günün her dakikası, her saati günün çıkabiliyorlar. Sürdürüyorlar. Ne 20 yaş altı ne 65 yaş üzeri. Bir de şimdi yeni bir application yaptılar. İnternetten randevu alıp gidebiliyorsun. Numarayla çağırıyor seni randevu aldıysan. Ben birkaç defa kapıda bir takım doktor hanımlarla ahbaplık ettim. Mesela hanımın biri dedi ki, ben buraya gelmeyi tercih ediyorum. Çünkü burada dedi, mağazada bakın dedi, şu bey dedi, mağaza görevlisi, takım elbiseli. O da doktor dedi. Yani mağazanın içindeki hava, air condition filtreleri, bütün bunları kontrol ediyorlar. Dolayısıyla benim açımdan herhangi bir manava gitmekten daha güvenli o süpermarkete gitmek. Süpermarkete girerken maskem mutlaka olacak. Elime eldiven veriyorlar. Tek kullanımlık plastik eldiven. Ve girerken ateşim ölçülüyor. Ölçülüyor, evet. Yani ateşin yüksekse giremiyorsun zaten. Peki bir şey soracağım. Bütün bunlardan farklı ve bağımsız olarak acaba Serra Yılmaz İtalya'da genel olarak bu işin kotarılış biçimine gerek hükümet gerek Sağlık Bakanlığı tarafından gerekse yerel idareler tarafından güveniyor mu? Yani böyle bir güven duygusu var mı sende hem siyasete hem siyaset kurumuna hem bu işin yürütücülerine? Valla başlangıçta çok hatalar yaptıklarını düşünüyorum ama geldiğimiz aşamada güveniyorum. Yani toparladılar durumu diyeyim sana. Evet. Güveniyorum. Bütün dünya bu pandemiyle beraber gerçekten hem yaşadıkları ülkelerin hem içinde bulunduğumuz sistemin hem az evvel konuştuğumuz bu bütün bu neoliberal üretim ve tüketim zincirinin aslında nasıl bir şey olduğunu belki biraz daha net gördü. Bundan sonra da göreceğimizi düşünüyorum. Bu da hani hepimiz için aslında çok önemli bir imtihan. Bundan da başarıyla çıkmamız gerekiyor. Başka da çaremiz yok çünkü. Yok zaten. Serra, çok teşekkür ediyorum. Bize İtalya'dan çok gerçekten önemli bilgilerle dolu güzel bir sohbet yaptığını düşünüyorum. Lütfen kendine çok iyi bak. Orada da umuyorum bir an evvel bu iş atlatılır gider. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Karantina Atlası.
Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü.